Türk'ün. O da yine İsrail menşeliydi. Nasıl yorumlarsınız? Bir güvenlik zafiyetine de yol açabilir mi bu bizim satın aldığımız bu yazılım açısından baktığınızda? Ben bu tip casus yazılımlarının aynı savaşlarda kullanılan kiralık ordular gibi düşünüyorum. Ki Irak Savaşı'nda da, Körfez Savaşları'nda da, diğer bölgelerde de çeşitli yöntemlerle orduların operasyonlarının yetmediği ya da kendilerini temize çıkartabilecek şekilde kiralık ordular oluşturuluyordu, küçük birimler. Casus yazılımlar da belki de böyle. Çünkü bunları hükümetlerin satın aldığını biliyoruz. Fakat Pegasus, Celebrity ya da diğer isimli genellikle İsrail merkezi casus yazılımların kimin ne kadar, ne ölçüde elde ettiğini bilmiyoruz. Irak Savaşı'nda kiralık ordular bir süre sonra kontrolden çıkıp korkunç vahşetler ve katliamlar yaptığını hatırlıyoruz. Casus yazılımlar da böyle. Eğer casus yazılımlar devletlerin, hükümetlerin ve şirketlerin denetiminden çıkıp herkesin amiyane tabiriyle eline ayağına düşerse yaşanabilecek kaosun haddi hesabı yok. Ki mevcut olan kullanım biçimlerini bile gazeteciler ve siyasetçiler korkunç olarak buluyorlar. Bunu küçük çetelerin, kurumların, mafyaların ele geçirdiğini düşünün. Yani sadece tehlike uluslararası çapta değil, aynı zamanda lokal anlamda da, bölgesel anlamda da gazetecilerin, siyasetçilerin ve insan hakları aktivistlerinin bu yazılımlar yüzünden takip altına alındığını ve de ölümlerine bile sebep olduğunu düşünün ki Kaşıkçı'nın yıllarca bu tip bir casus yazılımla takip edildiğine dair çok ciddi bulgular var ve en son zaten İstanbul Başkonsolosluğu Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü herkes biliyor artık. Bu yüzden bu tip yazılımlar amiyane bir tavırla, tekrar ediyorum, eli ayağı düştükçe maalesef devletlerin kendi güvenlik politikalarını bile tehlikeye atan bir noktaya gelebilir. Türkiye bunu korkunç bir şekilde FETÖ cemaat süreçlerinde yaşadı ve gazeteciler ve siyasetçiler korkunç şantajlara maruz kaldılar. Bunu unutmayın. Evet. Peki bu bunun uluslararası alanda bir karşılığı var mı? Hukuki bir karşılığı bu casus yazılımlara ilişkin örneğin? Büyük bir olasılıkla bu The Pegasus Project dediğimiz gazetecilerin ve siber güvenlik uzmanlarının oluşturduğu konsorsiyum bu yazılımın kullanıldığı ya da satın aldığı tüm ülke ve kurumlara dava açmaya başlayacaklar. Çünkü bütün neredeyse hayatımızın her alanının izlendiği ve bu izlenen kayıtların yarın bir gün bizim zararımıza kullanılacağını bilmiyoruz. Aynı zamanda da büyük olasılıkla bu süreçlere karışmamış ve kendilerinin istihbarati faaliyetlerini ve güvenlik faaliyetlerini tehlike altında gören ülkelerde ya da uluslararası kurumlarda davalar açmaya devam edecektir. Ama bugüne kadar bu mesele dediğim gibi biliniyordu fakat kanıtlanamıyordu. Birkaç gündür bu kanıtlanabilir hale geldi. Hatırlarsınız WikiLeaks belgeleri ortaya saçıldığında Arap Baharı'ndan tutun dünyada birçok Amerika Birleşik Devletleri dair birçok ayaklanmanın ve toplumsal protestoların olduğunu hatırlıyoruz ve bir süre sonra da bunun hukuki karşılıklarının çeşitli ülkelerin birbirleriyle müttefiklik ilişkilerini sorgulamaya kadar gitmişti. Eğer bu tip casus yazılımlar ülkeler arası ya da uluslararası kurumlar arası bir istihbarat faaliyeti parçası olduğu tespit edilirse ki ilerleyen süreçte bu tip bilgiler de ortaya çıkabilir, bundan kaynaklı ciddi sorunlar çıkabilir. Bu yüzden bu Pegasus Project'in içerisindeki 20 gazetecilik kurumunun ve bu süreci sahiplenen The Forbidden Stories ve Af örgütünün bundan sonraki adımlarına göre şekillenecek gibi gözüküyor her şey. Umuyoruz ki bu mesele sadece 15 bin telefonda kalır, daha da büyümez ve suçlular açığa çıkartılır bir suç varsa eğer ve mesele olduğu gibi açığa çıkartılır. Yoksa gerçekten insanlar artık birbirleriyle yan yana bile görüşmeye korkar hale geldi. Evet. Telefonlar ciddi bir paranoya haline dönüşecek. Kendini en önemsiz hisseden bile çok sıradan gündelik hayattaki konuşmaları bile konuşmamaya başlayacak. Bu bizim gündelik hayatımızın, demokrasimizin, siyasi ilişkilerimiz açısından korkunç bir tablo. Evet. Peki son olarak telefonumuzu sıfırlamamız, uygulamaları silmemiz bir işe yarar mı? Açıkçası bilmiyoruz şu anda. Ben yani eğer hassas konularda bir gazetecilik yapıyorsanız ve bir şekilde insan hakları kurumlarında çalışıyorsanız tüm dünyada adettir telefonlar düzenli bir şekilde kullanılmaz, atılır yani.
Özellikle AF örgütünün yaptığı çalışmada bu 67 tane telefonun incelendiğini, 30 telefona Pegasus'un sızamadığı ya da sızamadığı bilinmiyor. Çünkü 30 telefonu kullanan kişiler düzenli olarak telefonu değiştiren insanlar. Ama yani bu da çok mesele değil. Çünkü sizi GSM numaranız üzerinden hedefliyorlar. Bu yüzden maalesef bu tip cazılızımlar kötü niyetli kişilerin eline geçtiği an hayatınız bile tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Maalesef ama mümkün olduğunca en azından cihazı yani dediğiniz gibi sıfırlamak ya da değiştirmek, belki de özellikle bu tip gazeteci projeleri yapanlar ya da işte insan hakları konusunda hassas çalışmalar yapanlar için bir geçici bir çözüm olabilir. En nihai çözüm özgür donanımlarla, özgür yazılımların çalıştığı sistemler, en az işçi sistemler. Bu yüzden artık uluslararası anlamda büyük markaların cihazlarına değil de belki de özgür donanımlarla, özgür yazılım olan kodları açık cihazları kullanmamız lazım ve bunu bir kamu politikası olarak kullanmamız lazım. Çünkü en sıradan vatandaş bile hedef, devlet başkanlarına kadar. Bu yüzden özgür yazılım, özgür donanımları biraz daha kamuoyunda konuşmamız gerekecek anlaşılan. Peki, çok teşekkür ediyorum Mehmet Şafak Sarı, verdiğiniz bilgiler için. Aydınlattınız gerçekten. Önümüzdeki günlerde de yine bu konuları konuşacağız gibi görünüyor. Siz de konuk ağırlamak isteriz. Daha da bir gibi. Teşekkürler.